Arkadaşlar merhaba. Toprak Tarım'dan herkese selamlar. Salatalık ekim videosu dün gelecekti normalde. Tabii aksaklıktan dolayı bugüne sarktı. Şu şekilde ben birkaç tane ektim. Bazı fidelerimizin durumları şu şekilde susuz kaldığı için bayağı solmuş. Bazıları şu şekilde iyi durumda. Şimdi bunları ekeceğim. EC değerimiz 1.6 civarında başlangıç için. Bunu 2.2'ye kadar zamanla çıkartacağız. Yine haftalık olarak buradan video gelecek. Salatalık orta kısımda olacak. Sağ ve sol kısımda pazartesi günü kavun fidelerimiz gelecek. Kavunları da sağ ve sol tarafa ekeceğiz. Kavun olarak 3 tane cins söyledim. 20'şer taneden toplam 60 tane. Ballıca, balhan ve 40 ağaç kavunu. 3 kavun denemesi yapacağız. Salatalık fidelerimiz Rüzgar F1 fidesi. Anadolu Selçuklu fideden aldık şu şekilde. Gayet iyiydi fideler geldiğinde. Tabii bir gün ekemediğimiz için bir günden dolayı solma oldu. Şu şekilde ben koydum. Solanın 2 tanesini düzelmeye başladılar. Hatta şu da aynı şekilde çok solmuştu. Bu şu an kendini topladı. Şu da yavaş yavaş toplayacaktır. Tabii seranın içerisi de çok fazla sıcak olduğu için şu an 40 dereceye yakın. Şu şekilde gözüküyor mu? Şu şekilde 39.9 derece sera içerisi sıcaklık. Ben komple havalandırmaları açtım. Ama yine de çok sıcak. Büyük ihtimalle gün batımından sonra daha hızlı toplayacaklardır. Bugün atlattıktan sonra zaten rahatlıkla gelişimleri sürecektir. Salatalık fidelerini büyük ihtimalle şu tellere asmayı planlıyorum. Çok fazla yük binmezse eğer asılı olarak duracak. Eğer çok fazla yük binecek olursa büyük ihtimalle alta doğru salacağız. Buraları tekrardan keseceğiz. Çünkü seranın durumundan dolayı çökme olayı olabilir diye çok fazla yük biner diye düşünüyorum. Yine de deneyeceğiz. Bu telleri asacağız. Şu an burada 2 adet telimiz var. Şu şekilde. Bir tane de ortaya çekeceğim. Şu şekilde asacağım. Birer sıra atlayarak yapıyorum. Şu şekilde. 60 santim arayla. Normalde şu boruyu da bırakıp şu boruya geçecektim direkt. Ama fideler 150'li viyolde olduğu için şu şekilde iki viyol şekilde bir kutuda geliyor. O yüzden zayiat olmasın diye hepsini ekeceğim. Yine 60 santim arayla olacak. Şu sıra 30 santim arayla olmuş olacak artık. Ona da yapacak bir şey yok. Eğer fidelerin içinde toplamayan olursa onları da çıkartıp şu şekilde, eğer toplamazlarsa kötü fideler, solmuş fideler, onları da çıkarıp ortaları seyretmiş olacağız. Kavunlarda durum farklı. Onlarda 60 santim arayla olacak. Buraya ekeceğiz. Şu boruya ekmeyeceğiz. Şuraya tekrar ekeceğiz. Bu boruya ekmeyip şu boruya ekeceğiz. Yani burası komple 60 santim arayla olmuş olacak. Burası da sıra üzeri 60. Ama sıra yanı olarak, sıra arası olarak 30 santim, 35 santim gibi bir aralık olacak. Dediğim gibi fidelerin içinde zayiat olursa orta tarafı seyrelteceğiz tekrardan. Kavunları da büyük ihtimalle, bir tane şurada telimiz var. Bu kısma asacağım. Şu kısma asacağım. Şu profile. Şuraya asarım. Buradan belki üst kısma da asarım. Kenarlardaki çok fazla sorun olmayacaktır. Çünkü buradaki profil biraz dik geldiği için yükü taşıyacaktır büyük ihtimalle. Ama orta kısımdan çok fazla emin değilim. Eğer taşımayacak gibi olursa dediğim gibi tekrardan kesip aşağıya doğru sarkıtacağız. Boruların arasına doğru bırakacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, fidelerimizi Anadolu Selçuklu fideden 1 lira 30 kuruş aldık tanesini. Çok iyi. Rüzgar F1 fidesi. Geldiğinde hepsi hemen hemen bu şekildeydi. Hatta daha canlılardı. Ama biz bir gün ekemedik. Yani dün ekecektik normalde. Ekemedik. Şu şekilde solmuşlar. Dediğim gibi sisteme koyduğumuzda düzelmelerini ümit ediyoruz. Dediğim gibi EC seviyesi 1.6, pH 6 civarında şu an. Hatta ölçümde yapabiliriz şu şekilde. Tabii ben ayarlayalı 2 saat kadar oldu. Büyük ihtimalle pH biraz yükselmiş olabilir. Çünkü suyu daha yeni ekledim. Zamanla pH oturacaktır. Şu şekilde 7.40 civarlarında. Bir de EC'yi kontrol edelim. Evet, EC'miz biraz yükselmiş. 1.7 civarlarında. Çok sorun değil. Zaten ben tanktaki suyu borulara gönderdim. Şu an tanktaki su azaldığı için tekrardan tanka ilave etmem gerekecek. Yaklaşık bir 500 litre kadar daha su ekleyeceğim sisteme. Ondan sonra EC ve pH'i tekrardan düzenleyeceğim. Şu an
pH'imiz 7 civarlarına çıkmış. Bunu tekrardan 6 civarlarına düşüreceğiz. EC'miz de 1.7,5-1.7 civarlarında. Şu şekilde. Bunları şu an alalım. Üst taraflar kapalı. Marulda kullandığımız için fideliklere şu an su göndermiyoruz. Buraların vanaları bu şekilde kapalı. Oralarda üretim yapmayacağız. Sadece alt kısımda. Salatalıktan umutluyum. Hobi setine koyduğum salatalıklar da yaklaşık olarak 40 santime kadar ulaştı. Hafta içi oradan bir video daha gelecek. Oranın da haftalık gelişimini anlatacağım. Orada hem salatalık, kavun, acur, biber, domates, soğan tarzı bitkiler de var. Burada sadece salatalık ve kavun olacak. Ama orada çeşitli bitkiler olacak. İki tane daha bitki söyleyeceğim. Onları da şu an söylemeyeyim, sürpriz olsun. Sisteme eklediğimde onların da videoları gelecek. O bitkilerin meyveleri bayağı bir pahalı. Bu sistemde akan su kültüründe olup olmadığını takip edip yine video olarak yayınlayacağız. Dediğim gibi şu an anlatacak pek bir şey kalmadı. Zamanlayıcı saati olarak da büyük ihtimalle havalar sıcak olduğu için yarım saatte 15 dakika şeklinde yapacağım. Yani suyu sürekli olarak saatte 15 dakika değil de yarım saatte 15 dakika olarak ayarlayacağım. Şu an ayarlı değil. Ben bunu birazdan ayarlayacağım. Dediğim gibi yarım saatte 15 dakika olarak ayarladığımızda oksijenli suyu sisteme daha fazla göndermiş olacağız. Aynı zamanda borudaki ısınan suyu tekrardan tanka gönderip soğutmuş olacağız. Çünkü boruda 1 saat bekleyen su ısınıyor. Tekrardan toprak altında gömülü olduğu için tankımız burada soğuyor. Güneş görmediği için. O yüzden biraz sıklaştıracağız. Şu şekilde suyumuz da zaten bayağı bir azalmış. Bunu tekrardan dediğim gibi 400-500 litre kadar su ekleyeceğiz sisteme. pH ve EC'sini tekrar ayarlayacağız. Bu konu önemli. Borudaki ısınan suyu sürekli olarak değiştirmek yaz aylarında önemli. Çünkü su ısındıkça suyun içerisindeki oksijen miktarı azalıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben o yüzden yarım saatte 15 dakika olarak ayarlayacağım. Özellikle saat 10 ve 3 arası, yani öğlen saatleri ve öğlen saatlerine yakın saatlerde suyun çok ısınacağı zamanlarda ve seranın içerisi çok sıcak olacağı zamanlarda buna dikkat etmek gerekiyor. Sürekli olarak oksijenli suyu sisteme göndermek gerekiyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine gelişen durumları haftalık olarak videoda yayınlayacağız. Teşekkürler, hoşça kalın.